Ayşe. Derdin ne senin, söyle. Ya nereye gittiğini sanıyorsun ya? Bırakır mısınız kolumu? Ya kaçabileceğini mi zannettin ha? Bakın hiçbir şey düşündüğünüz gibi değil. Bırakın gideyim. Bunun hesabını vereceksin. Bırakır mısınız kolumu? Cevap ver bana. İyi misin? Tamam, geçti, buradayım. Geçti, korkma. Geçti. Sadece şunu bil ki, ne yapıyorsan bizim için yapıyorum. Nurşah Atkın. Bu Atkın'ın aynısını gittiğim inşaat şirketinde de gördüm. Olabilir. Başka birinde de aynısı vardır belki. Evet. Olabilir. O zaman şöyle söyleyeyim. Çantanı boşaltırken aynı inşaat firmasının ajandasını da gördüm mesela. Bu da mı tesadüf? Erkan'ın şirketinde çalışıyorsun değil mi Nurşah? Evet. Peki bana niye söylemedin? Söyleseydim izin vermeyecektin çünkü bunu. Evet, izin vermeyecektim. Çünkü bu yaptığın çok tehlikeli, farkında mısın? Dikkatli davranıyorum. Adam beni daha önce hiç görmedi zaten. Kim olduğumu bile bilmiyor. Sence böyle bir riske gerek var mıydı? Belki bir evrak bulurum. Savunmamızı iyi gösterecek bir belge bulurum diye düşündüm. Uşağa bence gerek yoktu. Ya başına bir şey gelse? Hı? Adam beni tanımıyor diyorum sana. Daha önce beni hiç görmedi diyorum. Ayrıca kendi ismimi bile kullanmıyorum. Bırak en azından deneyeyim. Engel olma buna, ne olur. Bizim için yapıyorum bunu. Peki, madem bir işe kalkıştın, o zaman tek başına olmaz. Ben de yanında olacağım. Ne? Nasıl yani? Eğer ofise falan geleceksen, her şeyi mahvedersin. Ben ofise gelmeyeceğim. Erkan'ın ofisten çıkmasını sağlayacağım. Nasıl yani? Şöyle. Erkan'ı arayıp dışarıda buluşmak için ikna etmeye çalışacağım. Yani gelmem falan derse, dediğim gibi yolunu bulacağım. Yani kısacası Erkan'ı ofisten uzaklaştıracağım. Böylece ben de rahat rahat ofiste belge arayabileceğim. Aynen öyle. Yalnız bu zamanı planlamamız lazım. Ofiste çalışan bir kadın var. Her gün aynı saatte dışarı çıkıyor banka işlerini falan halletmek için. O çıktığı zaman ben de seni arayacağım o zaman. Peki başka çalışan yok mu ofiste? İsmail Bey var ama o da odasına kapandığı zaman bir daha çıkmıyor. Onu kollarım, o odasına kapandığı zaman Erkan Bey'in odasına fırlarım. Güzel. Bence planımız fena değil, değil mi? Alo. Erkan odasına girdim, başlıyorum. Elini çabuk tutman lazım çünkü muhtemelen ofise geliyordur. Şimdi kalk Erkan yanımda. Tamam, ben hızlı olmaya çalışırım. Bu arada buralarda bir para giriş çıkışlarının olduğu bir kasa defteri olması lazım. Onu arayacağım. Ne diyeceğim Nurşah? Telefonla çıkarsın. O neden? Ya sesini duymak istiyorum. İyi olup olmayacağından emin olmam lazım. Tamam, merak etme. Tamam.
Ben de her ihtimale karşı yanına geliyorum şimdi. Yani olur ya bir aksilik falan çıkar. Tamam, zaten çok yakın bir yerde buluşmuştuk. Derdin ne senin, söyle. Ya nereye gittiğini sanıyorsun ya? Bırakır mısınız kolumu? Kaçabileceğini mi zannettin ha? Düşündüğünüz gibi değil, lütfen bırakın kolumu. Bak bunun hesabını vereceksin. Hadi. Artık gidelim buradan. Sen, avukat bey, ne işin var senin burada? Ceylan, ne oluyor burada?